Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival bölüm 2 ile birlikteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben evi yaptım. Şurada aşağıda eşyalar varmış. Sandığı kırdım. Yukarı taşıdım. Evet arkadaşlar şöyle. Şuraya değerli madenlerimizi koyuyoruz. Şuraya kılıcımızı ve kazmamızı da buraya koyabiliriz. Alta da böyle tahtaları koyuyoruz. Şu değerli olmayan, değerli ama pek fazla önemli değil arkadaşlar bunlar. Evet şöyle evimizi göstereyim şu şekilde. Yatağımız şuradaydı. Yatağımız sanırım aşağıda hala. Onu kırmadım. Evet kırmamışım. Şöyle yatağımızı da yukarıya alalım. Şöyle. Ağaç ev daha yorumlarda sadece ağaç evi gördüm arkadaşlar. Açıkçası biraz üzüldüm çünkü hiç kimse yorum yazmamıştı. O yüzden o şey biraz beni üzdü açıkçası. Ama yine de evimizi yaptık. Şuradan video dışı biraz kasıldım. Maden topladım. Şöyle göstereyim size evi. Şöyle ağaç evimi. Evet şöyle göstereyim. Arkadaşlar ağaç şeyleri düşmüştü. Ektim şuradan. Şuradan ağacımızı kıralım. Gene fidan düşerse, sapling düşerse ekeriz. Bu bölüm açıkçası tarla yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tarlamızı yapacağım bu bölüm. Şöyle yetişemedik. Şöyle. Bu bölüm dediğim gibi tarla yapacağım. Tarla tohumlarımız vardı bizim. Şöyle göstereyim. Sandıkta tohumlarımız vardı. Yetmezse biraz daha toplayabilirim. Sapa yapmadım. Öncelikli eşyaları yaptım. Şuradan bazı eşyalarımız vardı. Şurada şöyle tohumlarımız var. Yalnız tohumu neyse şu tohumu tohumdan fazla yok. O yüzden biraz toplamamız lazım. Şöyle bakalım. Şunlar da çıkacak mı? Bunun kolay yolunu biliyorum. Suyla. Ama burada fazla şey olmadığı için. Şöyle biraz kasıyor. Şöyle. Bulamazsam suyla deneyeceğim. Çünkü bayağı bir olacak bugün. Şöyle. Şöyle. Bir tane çıktı da. Ama bunları böyle tamam. Evet. Kolay yapmamız gerekiyor. Madem de çok tehlikeli arkadaşlar. Çünkü birden aceleyle yürürken birden düşebiliriz içine. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Şurada kovamız yok. O zaman 3 tane demirimiz varsa şöyle demir alalım. Kova yapalım. Şuradan kova yapalım. Şöyle bir tane kova yapalım. Su dolduralım. İçine su dolduralım arkadaşlar ve tohumlarımızı toplamaya başlayalım. Şuradan
Zaten şurada dere kenarı var arkadaşlar. Bu dereyi ya bu dereyi ya da zaten bu dere küçük gibi gözüküyor. Öyle mi? Küçük mü? Küçük müsün canım sen? Şuradan. Evet, küçük bir dere. Şurada ileride birazcık orayı kazarsam dere birleşecek. İleride bakarım. Çok kazmayı düşünmüyorum çünkü onunla ilgili fikirlerim var. O şeyle ilgili fikirlerim var. Eğer yapamazsam o dereyle ilgili fikirlerimi yapamazsam arkadaşlar birleştirip bir patika yapmayı düşünüyorum. Şöyle düzgün bir biçimde. Oğlum düzgün bir biçimde yapar mısın? Şöyle alalım suyumuzu şuradan. Tohumlarımızı alalım. Bu yöntem daha kolay arkadaşlar çünkü bazen yeri çok fazla kırıyoruz ama gene de işe yaramıyor. Bu suyla birlikte böyle direkt hepsi kırılıp bize tohumları veriyor. Şöyle şuradan tohum. 5 tane tohumumuz oldu arkadaşlar. Şurada bir tane yumurta var. Alalım yumurtayı. Şurada bayağı bir ot var. Şurada suyu koyacağım. Bakalım ne kadar tohum verecek. Mesela arkadaşlar şimdi ben bunu buraları elimle kırsaydım o kadar kıracağım bir tane tohum çıkacak. Tabi bilmiyorum ben şöyle yaptığımda ne oranına geliyor mu yükseliyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Ama yani bayağı bu teknik bayağı iyi tutun. Şöyle. Şuradan alalım. 7 tane 10 tane olduğunda arkadaşlar zaten bunlar ektikten sonra hasadını yaptığımızda fazlalaşacak. Yani o yüzden çok fazla aşırı derecede toplamama gerek yok. 10 tane toplayayım. Gideyim. Şöyle. Evet, 10 tane oldu. Şöyle ağaç evimize doğru böyle koyalım. Şöyle. Arkadaşlar ağaç evimizi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Dağların içinde de ev yapmayı düşünüyorum ve orada cadı var. Dağların içinde de ev yapmayı düşünüyorum. Şöyle cadıya görünmeden ya da cadıyı öldürsek mi? Ya öldüremeyiz şimdi arkadaşlar cadıyı. Şöyle ağaç evimize çıkalım. Bakalım oradan fidan düşmüş mü? Ağaç büyümüş. Fidan düşmemiş sanırım. Fidan düşmüş bir tane. Ağaç da büyümüş. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Çıkalım. Ağaçı. Ya da evet çıkmak zorundayız. Çünkü çapa yapacağız. Çapa yapalım şuradan. Çubuk alalım. Zaten taştan yapmamız pek önemli değil ya. Taştan yapabiliriz. Şöyle iki tane stik yeter bize. Şöyle iki tane. Bir tane de çubuk. Çapayı şuradan yapalım. Evet. Şimdi çapamız nerede? Şuradan çapamızı alalım. Şuradan şöyle. Şöyle. Tohumlarımızı da alalım. Akşam oluyor. Uyuyalım şuradan. Yatağımızı da şuraya koymuştuk zaten. Evet. Ve arkadaşlar üstündeki zırhı görmediniz sanırım. Zombiden düşmüştü.
Zombi öldürmüştüm. Zombiden düştü arkadaşlar. Arkadaşlar bu sırada like atmayı ve beğen, abone olmayı unutmayın. Bu emek, bu emek için 3 like'ı 3 like atarsanız serinin devamı, son hızıyla serinin devamı gelecek arkadaşlar. Şuraya ben düşünüyorum. Şöyle. Evet, şimdi şuradan 11 tane var. Şöyle şurayı kazalım. Etrafını. Şuradan suyumuzu koyalım buraya. Suyumuzu koyalım. Gidip birazcık daha su getirelim. Dörtlü sınırsız su kaynağı yapalım. Öyle daha iyi olur. Şuradan şeker kamışlarını alalım. Şöyle koyalım. Diğerlerini koyalım. Şöyle alalım. Gidelim. Evet. Böyle. Şöyle bir tane. Şöyle. Şöyle. Şunu da şuraya koyduk mu sınırsız su kaynağımız hazır arkadaşlar. Şöyle etrafını çakalayalım. Şöyle. Şöyle iyice çapalayalım arkadaşlar. Arkadaşlar 4 blok gidebiliyor. Şöyle yeterli diye umuyorum. Şimdi o kadar tohumumuz yok. Şöyle şu blokları şöyle. Şöyle. Bunlar buğday olacak arkadaşlar. Şu kakao çekirdeğini ağaca ekeceğiz arkadaşlar. Pancar tohumunu şuraya ve şuraya ekelim. Başka tohum var mıydı? Bu kadar. Şu şeyi de sanırım şunda büyüyordu. Şuradan bakalım. Fidan düşecek mi? Umarım düşer. Çünkü arkadaşlar buna da ekebiliriz ama ben buraya ekmek istemiyorum. Şuradan fidan düştü. Fidanımızı alalım. Şuraya gelelim. Şuradan büyüsünü. Bir de bu kadar ya. Bunu çiple çevirelim. Şöyle. Şuradan yukarıdan. Çit varsa çit alalım. Yoksa yapalım çitlerimizi arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bence evimiz çok güzel oldu. Ama şu renkten yapabiliriz. Şunları da şuraya koyalım. Şuna çubuk da alalım. Çit kapısı, bir de çite ihtiyacımız var. Şuradan işte 3, 6, 9, 12, 21 tane yeter. İkili giriş yapacağım. Tekli girişi sevmiyorum arkadaşlar. Şurayı da zaten şöyle yaptım ki ikide bir düşmeyeyim diye. Çünkü arkadaşlar bu evi yaparken yukarı çıkmak bayağı sıkıntı oluyordu. O yüzden ben de böyle bir şey yapmak istedim. Tabii şunu şuradan yapmayacağız arkadaşlar. Şunu kıralım. Şuradan yapalım. Çünkü arkadaşlar yürüme yeri de kalsın. Üstünde zıpladığımızda biliyorsunuz bu. Gidiyor. Tabii bu çitler yetmeyecek. Şöyle koyalım. Şuraya da koyalım. Dondu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle.
yürüyeceğimiz için bir boşluk bırakarak biraz yanlış oldu. Bir boşluk bırakarak yapacağım. Tabi bu çiftler yetmeyecek. Yetmedi. Neyse girişi şuraya koyalım. Şuradan girip çıkarız. Şuradan crafting table yapalım. Yukarı çıkmak istemiyorum. Hem burada da bir tane çalışma masamız olur. Şöyle 9 tane yeter diye umuyorum. İnşallah yeter. Şöyle arkadaşlar. Burayı bir fazla yapacağım. Şöyle gideceğim. Ve gene yetmedi. Neyse şimdi arkadaşlar şunu hepsini yapayım. Çit. Şöyle. Zaten bunlar da yetmezse artık. Yani. Yetti. Şöyle. Tarlamız oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tarlamızı da yapmış olduk. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bugün bu bölüm bu tarlamızı yaptık arkadaşlar. Şöyle tarlamızı yapmış olduk arkadaşlar bugün. Ve diğer bölümler, bu bölüm için 3 like istiyorum. 3 like geldiği an video çekeceğim. Ve arkadaşlar bu ara biraz videoları azalttım. Çünkü okul biraz sorun oluyordu. O yüzden arkadaşlar 3 like ve yeni bir video. O zaman arkadaşlar görüşürüz.